Arkadaşlar hepinize merhabalar. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Geçen gün bir video çekmiştik. 3-4-5 yayınlarının YouTube kanalına açıldığını söylemiştik. Orada konu anlatımlarının soru çözümlerinin olacağını söylemiştik. Problemler Kampı videoları var 3-4-5 kanalında arkadaşlar. Matematik adına. Orada ilk karışım problemleri yüklenmişti. Şimdi de yüzde problemleri yüklendi. Bunu haber vermek istedim. İsterseniz yüzde problemlerine dair yaptığımız çözümlere de bakabilirsiniz. Arkadaşlar burada çözümlerden bir tanesini zaten görebilirsiniz. Devamına da bakmak isterseniz ben açıklamaya kanalın linkini ve videonun linkini bırakmış olacağım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. İkinci bölme ve dördüncü bölme üzerinden yorum yapacağız. İkinci bölme, üçüncü bölme, dördüncü bölme diyelim. Öncelikle 40 dakika bizim için önemli. Burada 40 dakika harcamışsak kadememizi büyüttükçe süremiz 10 dakika, 10 dakika azalacaktır. İkinci bölmede 40 dakika geçmişse, üçüncü bölmede 40-10'dan 30, dördüncü bölmede 30-10'dan 20 dakikanın geçeceğini ne yapabiliriz arkadaşlar? Söyleyebiliriz. Ama kullanılan gaz miktarı da %20 artıyor. %20'nin 20 bölü 100'den 1 bölü 5 olduğunu biliyoruz. 1 bölü 5'i 2 kere kullanacağımız için bence şu ikinci kademede kullandığımız gaz miktarımızı 25 m gibi düşünebiliriz. 25 birim gibi de düşünebiliriz. Çünkü şimdi üçüncü kademeye geçtiğimizde bunun 5'te 1'i kadar bir artış olacak, %20'si kadar. 25'in 5'te 1'i 5 olduğu için 25 artı 5'ten burada 1 dakikada 30 birim gaz harcayacağız. 3'ten 4'e geçerken de 30'un %20'si kadar, yani 5'te 1'i kadar bir artış olacaktır. 30'un 5'te 1'i de 6 yapacağından burada da dakikada harcadığımız miktarın 36 birimlik bir gazı bize vereceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi ikinci bölmede 40 dakika pişirdik. 1 dakikada 25 birim harcadık. O zaman 40 çarpı 25'ten toplamda 1000 birim gaz harcadığımızı söyleyebiliriz. Dördüncü bölmede 20 dakika pişirip dakikada 36 birim harcadığımızdan 20 çarpı 36'dan 720 birimlik gaz harcaması yaptığımızı söyleyebiliriz. 1000 iken 720'ye düşüyor, azalma var. 1000-720'den 280 birimlik bir azalmanın olduğunu görüyoruz. Bunun yüzdesi sorulmuş. 1000'de 280 azalmışsa yüzde kaç azalır diyebiliriz. Buraya K yazalım. Doğru orantı gelecektir. Burada 1000'in 10'da 1'i varsa burası da 280'in 10'da 1'inden 28 gelmiş olur. Ya da ne diyeceğiz? 1000 çarpı K bölü 100 eşittir 280 demiş olacağız. Buradan da yine K'yi çekersek 28'in geleceğini görürüz. 1000'den 720'ye düştüğümüz için bu yüzden 72'ye düşmek gibidir. Yani kullandığımız gaz miktarı %28 azalmıştır diyebiliriz arkadaşlar. 8. sorumuz